Türkiye'nin büyümesi hani bu doğrultuda gitmeyecek. Daha düşük bir rakam göreceğiz. Daha durgun bir ekonomi, daha küçülen bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi döviz kurunun maliyeti dedik. Türkiye dışarıdan bir yabancı sermaye bekliyor ama o sermaye bir türlü gelmiyor. Şunu sormak istiyorum. Az önce başlarken piyasalarda işte bugün şu an itibariyle son durumu ekranlara getirmiştik efendim. 18 Temmuz'da dolar ne kadardı? 26 lira 89.90 kuruş seviyesindeydi. Tarih 28 Temmuz, daha doğrusu 18 Temmuz. Şimdi bugüne geldiğimizde 1 Eylül döviz hala aynı noktada. Peki ama nasıl oluyor da orada duruyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası acaba rezerv satışına devam mı ediyor? Bu yönde yapılan açıklamalar vardı. Başta Ali Hakan Kara'nın, Profesör Ali Hakan Kara'nın ve Uğur Gürses'in yaptığı hesaplar vardı. Gerçi ismi değişti, likidite sağlamak oldu adı. Ama şimdi tam da bu noktada yönetmenimden rica edeceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım vardı. O gelecek ekrana. Diyor ki Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışıyla kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmamıştır. Ali Hakan Kara'nın paylaşımına etiketliyor ve durumun iyi bir izahı olduğunu belirtiyor. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve Türk lirası enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi nasıl okumalı sizce bu mesajı Sayın Bozoğlu? Nasıl okuyacağımı bilemedim. Çünkü biz de anlayamadık, bilgilere sığınmak yani istedik. Sevgili Uğur Gürses ve Hakan Hoca rakamlarla söylediler. Yani ki yani ikisi çok iyi merkez bankacıdır. Yani geçmişleri orada zaten. Hani kariyerlerini önemli bir kısmını Merkez Bankası'nda geçirdiler. Ben de Merkez Bankası ile ilgili şeylerde sürekli onları takip ederim. Rezervlerdeki erimeyi peki Sayın Bakan nasıl açıklıyor acaba? Yani biz sadece doların, euronun gidişinden bunu görmüyoruz ki orada sattığı net rezervler şu anda swap hariç net rezerv swap dahil swap 5,2 hariç özür dilerim milyar net dolar rezervler. değil mi? Düşüş kaydetti. Efendim? Swap hariç net rezervlerde 5,2 milyar dolarlık yanlışım varsa düzeltiniz bir düşüş söz konusu. O zaman nereye Evet, gitti bu para? evet. Yani toplamda eksi 67 milyar dolara geldik tekrar 62'lerden. Rakamınız doğru. Artı başka bir şey daha var. Bence ona da dikkat çekmek lazım. Kur korumalı mevduattan dün sanıyorum Bloomberg, International Bloomberg o haberi verdi. Türkiye'de dövize çevrilebilir kur korumalı mevduattan 5 milyar dolarlık bir çıkış var. Ve bunlar döviz tevdiat hesaplarına gitmiş durumda. Yani TL mevduata gitmediler. Bunun için de sanıyorum döviz olarak bir ödeme yaptılar orada. Sürekli yaklaşık 3 haftadır biz bunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerinin azaldığını görüyoruz ki çok uygun fırsatları vardı. Mesela ben para politikasının kurulu faiz politika faizi kararı açıklandıktan sonra kur aşağıya gidince Merkez Bankası'nın alıcı pozisyonda olacağını düşündüm. Ama o olmadı. Yani olduysa görmedik biz rakamlarda. Bir taraftan satıyor çünkü. Netini görüyoruz biz. Ben onun için hani Sayın Mehmet Şimşek bunu söylemiş sözlü olarak ama keşke bize hani de açıklasaydı durumu. Siz yanıldınız. Bakın rezervlerimiz böyle. O günden bugüne şu kadar satış olmuş, bu kadar alış olmuş. Rezervleri şu kadar yerine koymuşuz, artırmışız demiş olsaydı. Rakamlar maalesef şeyin yanında değil. Sayın Bakan'ın yanında değil. Hani cümleyle ifade etmiş ama bir inandırıcı da olduğunu düşünmüyorum ben. Peki yani döviz bu seviyeyi nasıl bu seviyede ilerlemeye devam ediyor satış yoksa müdahale yoksa? Hayır, müdahale olduğunu düşünüyorum anlamında söyledim ben. Evet. Müdahale var zaten. Hani bütün rakamlar onu gösteriyor. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'ndan müdahale olmadığını Olmadığına da evet. rakamlarla ifade etmesini beklerdim. Yani müdahale yok diyor. Müdahale yok diyor ama rakamlar ortada. Sizin rezervleriniz her geçen gün azalıyor. Azalıyor. Hani bunu nasıl ifade ediyorsunuz? Bunu böyle söylemek lazım. Tabii bu bir de çelişki yaratan bir şey. Yani ilk geldiğinde ben Hafize Gaye Erkan'ın şunu dediğini hatırlıyorum. Türkiye dalgalı kur rejimine sahiptir. Müdahale olmayacak. Kurlar kendi doğal dengesini bulacak dedi. Ama biz çok uzun zamandır Merkez Bankası'nın kurlara müdahale ettiğini görüyoruz. Bu da tabii çok zor bir dengedir bakın. Siz kurlara müdahale ediyorsunuz. Belki enflasyonist baskı azaltmak ya da kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişi için bunu yapıyor olabilirsiniz. Ama öbür taraftan cari açık problemini devam ettirirsiniz. Yani ithalatı daha ucuz, ihracatı daha pahalı hale getirirsiniz. Bu dengeyi ayarlamak gerçekten zor ama her şeyden ötesi
Merkez Bankası başkanları kararlarıyla konuşur. İlk gün söylediğinizde yaptıklarınız uymuyor. Bunun bir benzerini de biliyorsunuz TL mevduat faizleriyle ilgili söylemişti Hafize Gaye Erkan. TL mevduat faizlerinin düşük olmasını iyi bir şey olarak yorumlamıştı. Burada hem kuru korumalı mevduattan çıkamazsınız hem de enflasyonla mücadele eden bir Merkez Bankası'nın, bir Merkez Bankası Başkanı'nın kendi ulusal parasının bir tasarruf aracı olmamasının ve TL'nin değerinin düşük olmasını, hani o faizler düşükse TL'nin de değeri düşük olacak, savunabilmesi çok akla yakın bir şey değil. Yani bir iktisatçı olarak onu normal değerlendirmen mümkün değil. Onun için o hep aklıma takılan cümlelerden biridir. Evet, şimdi başta böyle söylendi. Acaba isim mi değişikliği düşünülüyor? O da zira zam yapıldığında baktığımızda iktidara yakın medya fiyat güncellemesi gibi başlıklarla veriyor. Kura müdahalenin adı da belki de piyasaya likidite sağlamak ya da dövizi belirli bir dengede tutmak olarak değişmiş olabilir. Şimdi KKM'den 5 milyar dolarlık çıkış, evet dünün dikkat çeken başlıklarından bir tanesiydi. Kur korumalı mevduat çözülüyor mu sorularını beraberinde getiren bir başlıktı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi buradan gelen, yani kur korumalı mevduattan vadesi gelen paranın faize değil, yani Türk lirası mevduat faizine değil dövize gittiğini görüyoruz. Nereden biliyoruz? İşte sayın konuğumuz Sayın Bozoğlu'nun da ifade ettiği gibi döviz tevdiat hesaplarının arttığını görüyoruz. 4.53 milyar dolar, yani dolarizasyondan kurtulacağız derken yeniden bir dolarlaşma mı yaşanıyor? Nasıl yorumlamak evet. gerekiyor bu tabloyu? Şimdi aslında nasıl başladığını hatırlayalım hikayenin. Yani 2021'de enflasyon ve politika faizi hemen hemen aynıyken o günden sonra faizler düşmeye başladı. TL bir tasarruf aracı olmaktan çıkınca döviz kurlarına, hani vatandaş işte gayrimenkul, araba, döviz gibi şeylere yöneldi. Döviz kurları da yaklaşık 88 günde, yani bu kur korumalı mevduatın uygulandığı 23 Aralık mıydı? O güne kadar olan 88 günde Türk lirası Amerikan doları karşısında %112 değer kaybetti. O zaman bu kur korumalı mevduat buluşunu, ki bu bir buluş değil, daha önce dövize çevrilebilir mevduat vardı çok eskiden 70'li yıllarda, Merkez Bankası nezdinde açılırdı. Ona çok benzeyen bir şey. Buna bütün bankacılık sistemi dahil ettiler. Bu asrın icadı maalesef Türkiye'yi büyük bir bataklığa götürdü. O günden beri hep eleştirdiğimiz, hep konuştuğumuz bir şey. Aslında o şu demekti: ben sistemi tamamıyla dolarize ettim. Çünkü siz orada kur korumalı mevduat deyince hani güvence olarak kurun gittiği seviyeyi gösteriyorsunuz evet. ve paranızı özellikle döviz olarak yatıranlara, TL olarak yatıranlara o günkü kurun karşılığını vereceğim. Döviz olarak yatıranlara da döviz olarak teslim edeceğim diyorsunuz ki hani bu hafta olanlar onlar. Aslında sistemi tamamıyla dolarize ettiniz. Peki şimdi burada bir hani unsur gözünün kur korumalı mevduatla ilgili bir baskı yaratmaya çalışınca Merkez Bankası insandan buradan paralarını çekiyor. Çünkü kurun sabitleş, yani belli bir noktada tutulacağını, çok yukarı gitmeyeceğini görünce en azından dövizimi alırım, döviz tevdiat hesabına koyarım, onun üzerinden de bir faiz alırım diyorlar. Evet. Halbuki arzu edilen neydi? Türk lirasına geçmeleriydi. Yani dolarize olmuştuk zaten, ondan da insanlar vazgeçmedi. Sadece kur korumalı mevduattan çıktı, döviz tevdiat hesaplarına geçtiler. Şu ana kadar izlenen politikanın çok başarılı olmadığını gösteren bir şey. Adım atmalılar, daha fazla adım atmaları gerekiyor. Evet. Doktor Turgay Bozoğlu bizlerle birlikteydi bu bölümde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bozoğlu yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum benim konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Çok kıymetli bilgiler verdiniz değerli izleyiciler. Biz şimdi hızla Ankara'ya gidelim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın bir açıklaması var. Kulak verelim, sonra devam edeceğiz.